Beşiktaş dedi. İnşallah bu akşam dışarıda başarı. Kaçta maç? Tekirdağ'la ilgili olarak açıkçası daha çok şeye yoğunlaştık, bu halk oylamasına yoğunlaştık. Ama bu halk oylaması sürecinde Tekirdağ'da dolaşırken de Tekirdağ'dan tabii gelen en önemli talepler, özellikle bu Süleyman Paşa ve çevresinden daha çok insanlar iş arıyorlar, gençler işsiz, bununla ilgili talepler geliyor. Bir de yine tabii biliyorsunuz altyapı faaliyetleri henüz daha devam ediyor. Ciddi bir altyapı eksikliği vardı burada. O altyapı faaliyetleri çerçevesinde yollarda çok vatandaşa sıkıntı veriyor özellikle. Bu yolların bir an önce tamamlanması konusunda talepler geliyor. Ne yapıyor belediye bu konuda? Belediye tabii bu bu sıkıntıların bir an önce giderilmesi için elinden geleni yapıyor gördüğüm kadarıyla. Zaman zaman geçici bir takım çözüm yollarıyla işte çakıl dökerek falan olayı halletmeye çalışıyor. Ama tabii mevsim şu anda iyi bir mevsim değil. Zaman zaman daha önce yapılan yatırımlarla ilgili problemler de var. Yollar çok çabuk bozulmuş gördüğüm yerlerde. Mevzi böyle sıkıntılar var. Bunların da çözülebilmesi için bir an önce belediyeler ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii bence gündemin en önemli maddesi belki de şu anda karşı karşıya bulunduğumuz bu halk oylaması ülkemiz için tarihi bir yol ayrımı. Ya Türkiye bir evet diyerek Orta Doğu'da gördüğümüz Orta Doğu tipi tek adam parti devletinin önünü açacak ve maalesef Türkiye dünyada işte o Orta Doğu'nun başarısız devletlerinin bulunduğu üçüncü lige düşecek. Ya da bugün evet geliştirilme, belli düzeltmeler yapma ihtiyacı olmakla birlikte Türkiye'yi dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına sokan, G20 içine sokan parlamenter demokrasisiyle devam edecek. Şimdi tabii bu önümüze getirilen aslında bir yeni toplumsal sözleşme vatandaşla devlet arasında. Devlet diyor ki ben artık diyor seni diyor tek bir adamın iradesiyle idare edeceğim diyor. Bu adam istediğini kendine başkan yardımcısı atayacak, kendine bakan atayacak ve bakanlar ve başkan yardımcıları sana karşı değil, millete karşı değil, milli iradeye karşı değil, anayasada açıkça, getirilen teklifte açıkça yazdığı gibi başkana karşı sorumlu olacaklar diyor. Yine bir başka söylediği, artık diyor buna ben diyor cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorum ama diyor başbakanlık cumhurbaşkanına başbakanlık kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı bütün bu yetkileri alıyor üzerine. Cumhurbaşkanı eskiden tarafsızdı, partisizdi. Şimdi partisinin genel başkanı olabiliyor. Bu sıfatlara sahip olan cumhurbaşkanı mecliste kendisiyle beraber seçime girecek iktidar partisi grubunun milletvekillerini belirliyor, atıyor. Yine bu sıfatlara sahip olan aslında cumhurbaşkanı değil başkan. Çünkü eğer başbakanlık yoksa ve baştaki icra organının başındaki aynı zamanda partisinin de genel başkanıysa bu püpedüz başkanlık. Başka hiçbir şey değil. Başkan aynı zamanda yargıyı atıyor. Anayasa Mahkemesi'ni atıyor. Hakimler, Savcılar Kurulu'nu atıyor. Nasıl atıyor? Yarısını kendisi atıyor. Yarısını da hakim olduğu meclisteki milletvekilleri seçip atıyor. Dolayısıyla
yargı da orada. Bugün benim millet adına başbakandan hesap sorma araçlarım olan yazılı soru, sözlü soru, gen soru, halk oylaması gibi araçlar artık gündemden kalkıyor. Ben milletim adına, beni seçen vatandaşlarım adına tek başına Cumhurbaşkanından, başkandan artık hesap soramıyorum. Ancak eskiden mesela tek başıma soru sorabilirdim, sözlü soru verebilirdim, yazılı soru verebilirdim. Başbakan cevap verirdi. Şimdi Cumhurbaşkanına bu soruları sorma hakkım yok. Gen soru meselesinde de eskiden Cumhurbaşkanı hakkı, Başbakan hakkında 86 milletvekilinin oyuyla soruşturma açılmasını talep edebilirken, şimdi ancak 301 milletvekilinin oyuyla, eğer bu geçerse, halkımız buna evet derse, 301 milletvekilinin oyuyla Cumhurbaşkanı'ndan hesap sorabileceğim. Eskiden 276 milletvekilinin imzasıyla başbakanı Yüce Divan'a sevk ederken, şimdi ancak 400 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanı ya da başkanı Yüce Divan'a sevk edebileceğim. Eskiden başbakanı Yüce Divan'a sevk ettiğimde başbakanın başbakanlığı düşerken, şimdi Cumhurbaşkanı Yüce Divan'da eğer mahkum olursa Cumhurbaşkanlığı düşecek. Peki Yüce Divan'ın hakimleri kimlerden oluşuyor? Anayasa Mahkemesi'nin hakimlerinden. Peki Anayasa Mahkemesi hakimlerini kim atıyor? Başbakan ya da mahcup bir halde konulan ismiyle Cumhurbaşkanı. Yani şunu açık söyleyeyim. Bir parti üyesi olduğunda başbakanlığı da uhdesine, başbakanın yetkilerinde uhdesinde toplandığı zaman artık o iş Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı değil, başkan. Yani bugün başbakana biz Cumhurbaşkanı diyor muyuz? Olabiliyor mu Cumhurbaşkanı? Olmuyor. Dolayısıyla bütün karşılaştırmaları yaparken de eski Cumhurbaşkanıyla değil, şu andaki mevcut temsili görevi olan, tarafsız olan, partisiz olan, bütün ülkeyi kucaklayan, devletin tüm organlarının uyum içinde çalışmasını gözetlemekle yükümlü olan Cumhurbaşkanıyla karşılaştırma yapmayacağız. Neyle karşılaştırma yapacağız? Hem Cumhurbaşkanı yetkilerini almış olan, hem Başbakan'ın yetkilerini almış olan, hem de partisinin genel başkanlığını almış olan bir başkanla başbakanı ya da cumhurbaşkanını, başbakanı karşılaştıracağız yetkileri bakımından. Evet, bu şimdi referanduma, bir halk oylamasına gidiyoruz. Ama giderken halk oylamasının, çok açık ve net söyleyeyim, hiç de adil olmadığını görüyoruz. Yani bir kere o hal şartlarında bir halk oylamasıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu o hal meselesi herkesin serbestçe görüşünü ifade etmesi konusunda önemli bir engel oluşturuyor. Zaten bakarsanız bu Venedik Komisyonu'nun raporlarına da genellikle tavsiye edilen olağanüstü hal olduğu zaman böyle bir halk oylamasının, bu tür halk oylamalarının ya da seçimlerinin yapılmaması gerektiği yönünde. Çünkü bunlar ifade özgürlüğünü kısıtlayan rejimler. Diğer taraftan bakıyoruz yine, devletin uçakları, arabaları, medyası, hepsi evetin emrinde. Cumhurbaşkanı, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisini sürekli eleştirerek kampanya yapıyor. Yetmiyor, eşi de kampanya yapıyor. Protokol şeyini kullanarak, imkanlarını kullanarak. Oğlu geçen gün Çerkezköy'de, o da kampanya yapıyor. Hem de anlamadığım bir biçimde, ciddi şekilde kendisine protokol uyguluyor.
Dolayısıyla ortadaki manzara şu, dün akşam önceki dönem genel başkanımız Deniz Baykal'ın da söylediği gibi, evet devletin, hayır milletin, evetin arkasında devlet var, hayırın arkasında millet var. Evetçiler dayatıyor, bu sözleşmeyi kabul et diyorlar. Bu sözleşmeyi kabul et ki ben senin malına, mülküne el koyduğumda sesini çıkaramam. Meclis sesini çıkaramasın, beni denetlemesin. Mahkemelerde hiçbir şey yapamam. Derdini Marco Paşa'ya anlat. Ancak eğer seçime gidersem o da, ya da adil şartlarda seçime gidersem, ancak 5 yıl sonra gel, bugün git, 5 yıl sonra gel benden hesap sor diyorsunuz. Buna ikna etmeye çalışıyorsunuz. Bütün devlet gücünü kullanıyorsunuz. Öbür taraftan da millet diyor ki hayır, ben bu yetkileri tek adama, kendi babam olsa vermem diyor. Nitekim Türkiye'nin bugün içinden gelip geçmiş olduğu süreçte baktığınız zaman Türkiye'de demokrasi standartlarının geldiği noktada, gerçi son dönemde çok yıpratıldı bunlar ama bu milletin böyle bir durumu kabullenmesi mümkün değil. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Ekonomide asıl olan nedir? Tarımdan başlar her şey. Topraktan başlar, tarımdan başlar. Siz Ziraat Odası tarımcıların, çiftçinin kuruluşu değil mi? Ziraat Odası'nın bayrağında ne yazıyor gördünüz mü? Dikkatinizi çekti mi? Çekmemiştir. Şöyle yazıyor. Vatan, ekmek, hürriyet. Yani hürriyetinizi teslim ettiğiniz andan itibaren vatanınız da ekmeğiniz de elinizden gidebilir. Onun için ben hangi görüşten olursa olsun, bu artık bir siyasi mücadele değil, bu bir parti. Yani bu halk oylamasının sonunda biz yeniden cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Ya da yeniden başbakanı seçmiyoruz, meclisi seçmiyoruz. Bu halk oylamasının sonunda nasıl yönetileceğiz ona karar veriyoruz. Dolayısıyla bu her bir vatandaşımın kendisiyle devlet arasındaki bir şeyi yansıtıyor. Yani bugüne kadar olduğu gibi milli iradenin %100'ünü yansıtan meclise mi yetkileri verecek? Yoksa milletin sadece %50'sinin oyunu almış olan bir tek adama mı kendisini yönetme yetkisini verecek? Buna karar vermesi gerekiyor. Yani şu soruyla bitireyim. Tek bir adamın aklı tüm ulusun aklının üstünde olabilir mi? Benim milletimin, ben bunu hiçbir şekilde kabul edeceğini tahmin etmiyorum. Düşünün, bir avukata vekalet vereceksiniz. Bunun her türlü malınıza tasarruf etmesini önleyebilmek için bir takım güvenlik şeyleri koyarsınız, maddeleri koyarsınız. Burada bu yok. Fren yok. Denge yok. Önleyecek hiçbir mekanizma yok. Bakın bir, isterseniz şöyle bir örnek olayla bunu anlatayım. Köyün muhtarı çok iyi bir muhtar. Geliyor. Diyor ki arkadaşlar köye, arazilerinizin tapusunu bana verin. Ben bunları köy için bir varlık fonu kurdum. Bu varlık fonuna koyacağım, gideceğim, bunları kullanarak dışarıdan borç alacağım. Verir misiniz? Vermezsiniz, kimse vermez. Soruyorum vatandaşa, hayır vermeyiz diyorlar. Zorla aldı. Kime derdini anlatacaksın? Önce ihtiyar heyetine gidip, ya sizin muhtar ne yapıyor, buna bir vaziyet edin diyeceksin. Ama ihtiyar heyetinin hiçbir yetkisi yok. Yani ya da milletvekiline geleceksin, milletvekilinin de hiçbir yetkisi yok icradan hesap sormaya. O zaman ne yapacaksın? Mahkemeye gideceksin. Mahkemeye bir bakacaksın. Mahkemede muhtarın atadığı hakimler oturuyor. Muhtarın istediği hakimler oturuyor. O zaman ne olacak? Hakkını nerede arayacaksın? Gidip dediğim gibi hakkını Marco Paşa'ya soracaksın. Bu nedenle bence önümüze getirilen bu şey son derece tehlikelidir. Neden?
şunu da söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı başkan yardımcılarını atayacak. Eşini atayabilir mi? Hiç kimseye sormadan atayacak. Atayabilir. Aliyev nasıl atladıysa o da eşini atayabilir. Peki diyelim ki bir açılımcı cumhurbaşkanı geldi. Yeniden açılım sürecine dönmek istedi. İmralı'dan Abdullah Öcalan'ı terörist başını çıkardı hapisten. Kendine başkan yardımcısı atayabilir mi? Vatandaş istemese dahi atar. Veyahut yine aldatılmaya eğilimi olan bir başkan kolay aldatılıyor. Yani işte 5 tane mesela şöyle bir durumu var. Kendisine yanına aldığı 5 tane yaverin 5'i de birden FETÖ'cü çıkıyor mesela. Değil mi? Tüm yaverleri. O ona geliyor, birileri anlatıyor. Yine Pensilvanya'daki terör örgütünün en önemli adamlarından birini kalkıyor kendisine başkan yardımcısı olarak atıyor. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında vekalet meclis başkanındadır. Yani milletin seçtiği meclisin, milletin seçtiği başkanı yürütür görevi. O gün başkan yardımcısı milletin seçmediği bir başkan yardımcısına devrediyor. Bu aslında darbedir. Yani seçilen bir makamın, seçimle gelen bir makamın vekaleti yine seçimle gelen birine devredilebilir. Sen bunu götürüyorsun, seçimle gelmeyen birine devrediyorsun. Oldu ki geldi. Yurt dışına gitti. Diyelim ki bölücü terörist olan başkan yardımcısı da geçmişte bölücü terörist olan başkan yardımcısı da işin başına geçti, o gün duruyor. Bugün bu başkanlığın ülkeyi eyaletlere bölme yetkisi var mı yok mu? Var arkadaşlar. Yani şu düzenlemelere baktığınız zaman kaldırılıp Cumhurbaşkanlığına da verilen yetkilerle eyalet sistemi Türkiye'de kurulabilir. Zaten mevcut Cumhurbaşkanının başbakanken televizyonlarda vermiş olduğu beyanatlar var. Bunlar açıkçası kaydedilmiş olan, kayıtlara geçmiş olan beyanatlar. Kendisi Türkiye'nin eyalet sisteminden korkmaması gerektiğini, Osmanlı'nın en güçlü zamanlarında Lazistan, Çerkesistan, Kürdistan eyaletleri olduğunu, dolayısıyla gelişmiş ülkeleri eyaletlerle yönetilebileceğini, hatta eyaletlerle yönetilmenin önemli bir gelişmişlik göstergesi dahi sayılabileceği anlamına gelen sözleri var. Dolayısıyla şu andaki mevcut cumhurbaşkanı zaten eyalet sistemine karşı çıkan biri değil. Sonuç itibariyle Orta Doğu tipi, Orta Doğu'da iç savaşlara neden olan bir rejim değişikliğini bu ülkeye getiriyorsunuz. Evet, rejim değişikliği değil, sistem. Nasıl sistem? Yani Alparslan 1076'da bu ülke Anadolu topraklarına girdiği andan itibaren mevcut olan başbakanlık makamı, Vezir-i Azam, Sadrazam adları altında, daha sonra da Başbakanlık adı altında. Yine 1876'da bu ülkede kurulan parlamentonun yetkilerini bitiriyorsun. Ondan sonra da dönüp diyorsun ki, hayır ben sadece sistemi değiştiriyorum, bir şey yapmıyorum. Rejim değiştirmiyorum. Mal gibi rejim değiştiriyorsun. Cumhuriyet değişmiyor. Şimdi bakalım. Irak'ta da cumhuriyet vardı, Suriye'de de cumhuriyet vardı, İran'da da cumhuriyet var, Libya'da da cumhuriyet var, Almanya'da da cumhuriyet var, Fransa'da da cumhuriyet var. Dolayısıyla rejim tek başına cumhuriyet değil. Rejim demokrat, demokratik parlamenter sisteme dayanan bir cumhuriyet. Tek adama dayanmayan demokratik parlamenter sisteme, güçler ayrılığına dayanan bir cumhuriyet Türkiye'deki. Sen bu güçler ayrılığını bitiriyorsun. Demokratik parlamenter sistemi bitiriyorsun. Bir tek adam rejimine, bir başkanlık sistemine rejimine geçiyorsun. Ben rejim değiştirmiyorum diyorsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir hayat da yok. Şimdi böyle baktığımız zaman
Türkiye'de çok ciddi bir gündemle karşı karşıya, bir yol ağzındayız. Ya dediğim gibi bu başarısız olmuş Orta Doğu Devletleri Ligi'ne gideceğiz ya da dünyanın Süper Ligi'nde mücadele etmeye devam edeceğiz. İkisinden biri. Şimdi diyorlar ki efendim bu proje millidir, yerlidir. Ben de çok açıkça söylüyorum ki bu proje Büyük Orta Doğu Projesi'nin devamıdır. Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında parlamenter rejimi kullanarak ülkeyi eyaletlere bölme ve senaryosu çalışmayınca şimdi bütün yetkileri tek adamda toplayarak ülkeyi bölme senaryosunu çalıştıracaklar. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Bu önümüze getirilen proje yerli değildir. Milli değildir. Devlet bu projeye zorla devlet gücü kullanılarak evet dedirtilmeye çalışılmaktadır. Ama milletimiz de hayır ben buna geçit vermem demektedir. Bir şey size hatırlatacağım. Tarih 7 Haziran seçimlerinden önce 2015 Mart ayı. Cumhurbaşkanı verin 400 milletvekilini bu iş huzur içinde çözülsün diyor Gaziantep'te. Daha sonra Denizli'de diyor ki parlamenter sistem bekleme odasına alınmıştır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır diyor. 7 Haziran'da seçimi yapıyoruz. O güne kadar tek başına iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi ilk defa tek başına iktidarı kaybediyor. Ve 10 Haziran'da o dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu çıkıyor. Diyor ki artık bu başkanlık sistemi gündemden düşmüştür diyor. Kasım ayında seçime gidiliyor. Millet bir de terör ciddi şekilde azıyor. Millet özgürlükle güvenlik arasında sıkıştırılıyor. Kasım'da yeniden tek parti iktidarı çıkıyor. O arada koalisyon görüşmeleri yapılıyor. Ve açık söyleyeyim ben de o koalisyon görüşmelerinin bir parçasıydım. O koalisyon görüşmelerini o gün engellemek için ellerinden geleni yapanlar, Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı kastediyorum çok açık, daha sonra bu projenin müellifi olarak 15 Temmuz darbesinden sonra başkanlığı yeniden gündeme getiriyorlar. Başkanlık gündemden düşmüştür diyen Sayın Davutoğlu da Mayıs ayında, 2016'nın Mayıs ayında kendi gündemden düşüyor. Bütün bunları vatandaşlarımızın iyi takip etmesi lazım. 15 Temmuz'da darbe girişimi oluyor, hain darbe girişimi. Hiç olmayacak iş. Türkiye'de FETÖ'cü askeri darbe. Ondan sonra başkanlık yeniden gündeme geliyor. Bir fiili durum gerekçesiyle. Fiili durumu hukuki duruma çevirelim. Fiili durumu hukuki duruma çevirelim deniyor. Ondan bir iki ay sonra da devletin bekası denmeye başlanıyor. Madem devletin bekası söz konusu, devletin bekası için kritik olan demek ki iki tane madde var. Biri hakimler, savcılar, yüksek kurulun hakimler, savcılar kurulu olması ve yeniden o kurulu atama yapılması. İkincisi de Cumhurbaşkanı'nın partisinin başına dönmesi. Bunlar devletin bekasını sağlayacak hususlar. Çünkü diğer maddeler ancak 2019'da yürürlüğe giriyor. 2019'da yapılacak seçimden sonra yürürlüğe giriyor. Yani karşımıza getirilen projeye baktığınız zaman bu projenin milletin derdini çözmek, aşını, işini arttırmak için getirilmiş bir proje olmadığı açık seçik ortada. Bu projenin milletin hiçbir derdine derman olamayacağı da ortada. Yani gübre fiyatları mı ucuzlayacak? Yem fiyatları mı düşecek? İşsizliğe çare mi olacak? Yavaşlayan